Şimdi ben mi başlıyorum? Artık senin kanalın bu yani sonuçta. Tabii tamam. Ki. Merhaba arkadaşlar. Betül Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bravo. Beni takip ettiğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi Alper'in kanalı için daha önce video çekmiştik. Alper'i yalan makinesine bağlamıştık. Şimdi de Alper beni yalan makinesine bağlayacak. Yazıklar olsun. Nasıl ya? Ben özür dilerim. Özür dilerim. Ya ben bu şeyde yeniyim o yüzden. Neyse revanş olsun. Beni bayağı bir sıkıştırmıştın. İbrahim abi sağ olsun. Ben sıkıştırmamıştım da hani böyle küçük bir soru sormuştum. Neyse ben o soruyu tekrar hatırlamak istemiyorum. Hatırlatayım DM sorusu. İbrahim abi yuva yıkan İbrahim Berk. Bak kalp atışım yine hızlandı ya. Ama İbrahim abi şimdi o sorunun soru zarfı falan yoktu. O böyle çok geniş bir soruydu. Dolayısıyla ya Allah aşkına ya, Allah aşkına nasıl da böyle şey yapmaya çalışıyor? Neyse revanş olsun. Evet, güzel sorularım var senin için. Evet, merakla bekliyorum. Şimdi sorularımı telefonuma yazdım, hemen bir bakayım. Dın dın, dın dın. Neler evet, geliyor? Benimle evlenir misin? Hemen evlilik teklif ediyormuşum soruyu. Evet deyip sonra yalan makinesinde hayır çıkıyormuş. Aslında efsane teklif, efsane red falan. Çok da komik gelmedi benim için ama. Şimdi beni sevdiğini biliyorum. Sonuçta bunu sormama gerek yok. Ama bir şey merak ettim. En sevdiğin YouTuber ben miyim? Benden çok daha çok sevdiğim bir YouTuber olabilir belki, bilemedim. Saçma olur da olursa ama varsa. Evet. Böyle yapacaktım ondan. Vallahi ben de korktum hayır diyecek zannettim ya. Hayır gerçekten. Yazıklar olsun nasıl ya? Şunları bir kontrol edelim ya. Kimmiş onu gösteriyor mu? Allah kahretmesin seni. Ama ben gerçekten senin kanalını çok beğeniyorum. Bak beğenmiyor musun benim kanalımı şu an? Beğeniyorum. Şey, beğenmiyor değil mi? Ama en beğendiği o değilmiş şimdi. Kim ya? Kim hangi kanalı? Bana onu söyle. Ya bulacağım onu. Barış Özcan'ı çok seviyorum. Ya onu herkes gerçekten çok seviyor. Geç, tamam. Ervin Devinler'i çok seviyorum. Çünkü yaşam tarzı doğru, bana sen çok uyuyor. Evet. Çok seviyorum. Benim için en büyük YouTuber o. Tamam. Seni seviyorum ben. Tamam. O zaman başka daha soft bir soruya, soft değil de yani başka bir soruya geçiyorum. Biliyorsun daha hiç videon yokken 80 bin, 90 bin takipçin falan oldu. Ben bile çok şaşırdım açıkçası yani. Seni öncelikle tebrik ediyorum. Şimdi biliyorsun bu YouTuber'lar, YouTuber sevgililerde hep şey oluyor. Kızlar böyle belli bir takipçiye ulaştıktan sonra bir erkeği bir bırakma, bir yüzüstü bırakma konusu. Bana sen açtığından beri abi işte sonunuz Enes Batur gibi olmasın, yok bilmem kim gibi olmasın evet, falan deyip evet, duruyorlar. Evet, böyle şeyler yazıyorlar gerçekten. Şimdi sana sorum, takipçin artarsa beni bırakır mısın? Hayır tabii ki. Doğruyu söyle İbrahim abi. Şimdi biliyorsun ben 5 yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum ve çok takipçim var. Çok takipçimin olmasını kıskanıyor musun? Direkt dolandırmadan söyleyeyim, hayır. Doğru mu? Bunu eğer 2 sene önce sorsaydın kesinlikle buna yani hayır desem bile orada evet çıkardı. Ama şimdi hani bunu çok sevdiğini bildiğim için hani sen ne seviyorsan ne iş yapıyorsan benim için şey yani. Allah razı olsun bacım. Sen bana bir soru sormuştun. Ne ben sen? De alnımın akıyla o sorudan çıkmıştım. Evet. Telefonumu benden habersiz kurcaladın mı? Ben kurcalamamışım. Çıktı, kanadı var. Hayır. Bravo. Hayır deyip sonra bakıyorum. Hani gerçekten hayır. Doğru mu söylüyorum acaba ben de? YouTube'a şimdi niçin başladın diye bir soru soracaktım ama tabii o yalan makinelik bir soru değil. Bu soruyu şöyle çeviriyorum. YouTube'a para için mi başlıyorsun? Niye onu soruyorsun ki? Bilelim yani. Hayır. Doğru mu hocam? Değil. Ya! Bende de öyle çıkmıştı diye hatırlıyorum. İlla ki para kazanman lazım meslek senin burada bir şey. Hayır yapıyorum. Ben kabul etmiyorum. Meslek aşkıyla yapıyorum ben. Küçüklüğümden beri YouTuber olmak istemiştim ben. 1999'dan beri YouTuber olmak istiyorum. YouTuber olmak istiyorum o zamanlar ben. Sine 5 zamanları. Evet. Daha YouTuber çıkmamış. Tabii. Zaten YouTube fikri çık. İlk Betül'den çıkıyor biliyorsun. Çıktı, evet. Sonra çalıyorlar. Çalıyorlar. Sonra çalıyorlar. Hatta o yüzden sonra seninle tanışıp işte beraber 5 yıl evet. Birliktelik sonra bugün sonra İbrahim abi harikasın ya. Burada gerçekten. Öyle bir makine ya. Yazıyormuş böyle. Metin yazıyormuş. Şimdi sana güzel bir tatlı bir sorum var. Bunun cevabını ben de merak ediyorum. Evet. Acaba ne çıkacak? Benim biliyorsun soyadım evet. Rende. Evet. Çok alışılageldik bir soy isim değil ve istemeyebilir soyadın Rende olmamasını yani kimse. Eğer evlenirsek Rende soy ismini alacağından mutlu musun? Evet.
Çok yapmacık bir evet dedi ya. Hiç ki makineye bile git. Var mı? Ama bir şey söyleyeceğim bak. Benim soyadım Çakmak. Senin soyadın Rende. Bir tane materyalı zaten kullanıyorum. Bir ikincisine daha gerek yok. Yani Betül evet Rende Çakmak Rende zaten. İki tane hani yardımcı ev aleti. Ben Çakmak'a atmam. O zaman Alper Çakmak olarak bende. Aa, çok o zaman ben alayım o zaman. Olur. Neyse bu konuyu sonra konuşacağız. Videodan sonra konuşacağız. Bu beni tatmin etmedi bu soru. Çünkü bizim Rende aşireti olarak bu konuda bazı şeylerimiz var. Aşiret şu an böyle bir şey yaptı. Otobüse anıyorlar. Biniyorlar gibi. Otobüs ama. Şimdi benim Vine'larımda bulundun. Belki 100 tane birlikte Vine çektik. Belki 10 tane 20 tane video çektik benim YouTube kanalımda video. Hiç istemeden benim videolarımda bulunduğun oldu mu? Ya oldu evet. Benim de oldu. Doğru. Diyormuşum. Alper'in Barcelona videosunu lütfen izleyin. Orada bana yedirdiği şeye lütfen bir bakın. Sümüklü böcek yerken evet çok hangi mutlu değildim. Hangi insan istersin? Peki benim için sümüklü böcek de yedin. Oldu ki bir durum oldu. Benim için saçlarını da kazıtır mısın? Kızlar. Yani benim adıma cevap verin böyle bir şey. Yani kim yapabilir ki böyle bir şeyi? Cevabı alalım. Evet cevabı hayır. Alalım artık. Hayır. Hayır geleceği hayır benim mi? Zaten. Hayır. Vay be. Tamam doğrudur tabii. Ama hani tabii bunun neden yani şeyleri değişiyor. Hani koşullara göre yani değişiyor. Evet. Neden kazıtmanla alakalı? Bir kız için bunu kazıtmak yani çok zor. Mesela ama canını kurtaracaksam tabii, yani tabii ki yani ne? Benimle evlenmek istiyor musun? Cevap veriyorum. Evet. Ama niye bunu şimdi soruyorsun ki? Ne zaman sorayım? Yani belki hani onun cevabının heyecanını yaşamanı isterdim yani. O zaman ben cevap vermiyorum. O zaman öyle şey olur mu ya? Sen ne ama oluyor ya? Ama ya bu bir dakika bu benim YouTube kanalım. Tamam ben benim şu an mi? Evlenme teklifi ediyorum o zaman. Evlenmek istiyor muymuş? Çok net bir şekilde. Güzel, sevindim. Teşekkür ediyorum benimle evlenmek istediğin için. İş anlaşması yaptık sanki. Bir ara bu konu hakkında konuşalım. Ben istemiyorum ama diyecek. Evet, bir sonraki soru. Beni yakışıklı bulduğunu düşünüyorum. Sonuçta 5 yıldır bana katlandığına göre. Sence ben Kıvanç Tatlıtuğ'dan yakışıklı mıyım? Evet. Evet. Tabii ki sevgilim. Teşekkür ederim. Biliyorum ama yine tabii bir sorayım dedim. Vallahi şimdi... Yok. Fışkırdı değil mi grafik orada? Yalan diye. Hani böyle diyelim. Böyle ortada çıktı. Evet. Hiç beni kıskandırmak için... Planlı bir şey yaptığın oldu mu? Bir şey planladın mı mesela? Kesin yapmışsındır aslında. Hayır. Ya bu da böyle ortada gibi yani sanki. Hmm. Kıskanması hoşuma gider ama çok fazla kıskanması da hoşuma gitmez. Ben gitmiyor peki çok yani. Kıskanıyor muyum seni? Yani eskiden kıskanıyordun kesinlikle ama şimdi hani yani abartı bir şey yok yani. Aynen. Evet şimdi bu soruyu çok sordular bana. Ben şimdi Instagram'dan attım. Hani bunu da sor diyeyim. Benimle popüler olduğum için mi birliktesin diye sormuşlar onlar. Bunu ben sormadım. Hayır. Ben böyle sorular sormam da. Yani zaten biz Alper'le yani çıkmaya aynen. Başladığımızda Alper bu kadar popüler değildi. Biz Betül'le zaten konuşmaya başladığımızda benim böyle Vine'da 5000 takipçim falan vardı. 5000. Sevgili olduğumuzda da vardı ama bir 100 bin, 200 bin gibi bir şey. Evet doğru söylüyorsun. Ama şey yani hiç alakası yoktu yani evet, o zamanlar yani benim, böyle bir benim şey. Benim seni sevmem, insan olarak sevmem yani. Görmedim sanki. Aa gördün mü? Gördüm. Ayıp ayıp. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Evet dinliyorum. Takipçin inanılmaz şekilde artıyor. Bir gün Enes Batur'u geçeceğine inanıyor musun? Evet. Tabii ki evet. Bekle sen bir ay sonra gör bakalım benim 10 milyon plaketimi. Oha ana. İnanmadan söyledim. Ya. İstiyor, istiyor. İnanmıyor. Ya arkadaşlar. Lütfen yapalım geç. Şunu. Gösterelim insanlara ya. Tamam. Peki beni geçeceğine inanıyor musun? Hayır. Oo, burada bir ince bir mesaj var o zaman. Evet. Enes'i geçeceğine inanıyorsun, beni geçeceğine inanmıyorsun. Bu kızı sevdim. Evet, benim sorularım bitti. Bu kadardı. Bitti mi? Tebrik ederim. Güzelce atlattın. Teşekkür ederim. İyi miyiz?
İyiyiz iyiyiz, sıkıntı yok. İyi tamam. Rende soy ismini almayacak olman dışında, almak istememen dışında bir sıkıntımız yoktu. Onu şu an hatırladım. Bir gerildim. Evet. Bir soruyu da unutma. En sevdiğin YouTuber da ben değildim. Bak şimdi geldi ya, doğru ya. İyi hatırlattın. Ama ne yapayım? Ben. Sen de DM'yi hatırla falan. İbrahim abi. Bu işin sonu kötü gidiyor. Evet ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence DM çok daha ağır bu arada yani. Bence de. Bence videoyu kapatalım. Sizi çok seviyorum. Abone aldığınız için gerçekten çok aşırı derecede çok teşekkür ederim. İnşallah daha da fazla abone olursunuz. Arkadaşlarınıza da söylersiniz. İnşallah videolarımı da beğenirsiniz. Bir tane bir şey unuttum. Alper Rende'nin kanalına da lütfen ne olursunuz, ne olur abone olun. Allah razı olsun. Şey diyecektim. Çok güzel videoları var. Instagram'dan da takip etsinler mi hem seni? Evet, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bak ben hem seni hem beni diyorum. Tekil konuşuyor ya. Ben böyle, ben özür çıkıyorum. Özür dilerim. Ya ben bu şeyde yeniyim o yüzden. Ya çok özür dilerim, gel. Sensiz yapamam. Alper, bu arada İbrahim abinin kanalının linkini de aşağıya bırakıyorum. Onu da takip etmeyi, ona da abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Alper ya, gel artık.